Başkan Ecem Çetin, Sayın Başkan, size parkı yenilemek ve çalışır hale getirebilmek için ne kadarlık bir yatırım gerektiğini sormak istiyorum. Onu ben işte bilir kişiden yapacağı tespit sonucu ortaya çıkacak ama gördüğünüz gibi trafoların içinde hiçbir kablo kalmadı. Mesela şöyle bir şey yapılabilirdi. Biz bu hırsızlıkları götürüp mahalline en yakın olan, yani hırsızlık alanına en yakın karakola götürüp verdik. En fazla çalınan şey kablo. Hırsızlar bu kabloyu niye çalar? Bakırını satmak için. Değil mi? Bunu birinde satın alıyor olması lazım. Ve bunların önüne geçilebilirdi maalesef. Ama konuda biliyorsunuz belediyenin bir yetkisi yok. Şu anda ince ince bilirkişiler bunların tespitini yapacağız. Biz de bu rakamı paylaşacağız. Kaldı ki 2020 yılı itibariyle 111 milyon lira hasar vardı. Hasar ne kadar büyük olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet, o arkadaşlarım. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir video dolaştı. Belediye izniyle bazı şahısların parkta incelemelerde bulunduğu ve projelerini konuştuğu görülüyordu videoda. Sosyal medyada da parkın ihale ve mahkeme süreci bitmeden birilerine peşkeş çekildiği yönünde iddialar döndü. Neler söylersiniz? Var mı böyle bir olay? Yani isim vereceksiniz, şirket vereceksiniz. Var mı böyle bir olay? Yok. Yani arkadaşlar, o eski yönetimin maalesef tarzı. Yani bir yeri yaparken önceden kime verileceğini falan tespit, önceki yönetimin tarzı. YouTube'a girdiğiniz zaman 3000 tane ihalenin açık olarak yayınlananları görürsünüz. Bizim tarzımız budur. Hem ihaleleri açık yapıyoruz hem de hesap veriyoruz. Bu devrin inşallah bundan sonra hükümetlerin de bu çalışması bu şekilde olacak. Hem şeffaf olacak hem de hesap vereceğiz. Bununla da övüneceğiz. Gurur duyuyoruz hesap vermekle. Efendim çok büyük bir alandan bahsediyoruz. 1 milyon 300 bin 1 milyon 200 bin dönüm, yani 120 futbol sahası büyüklüğünde. Yani öne